ben şimdi size çılgın kız Nurdan'ın göndermiş olduğu koliyi göstereceğim. Bu video kaçıncı başlayışım bilmiyorum. Birkaçında ağlama girişimine girmiştim. Nurdan internet sayesinde benim hayatıma girmiş güzel insanlardan biri. İzmir'de yaşıyor kendisi ve yüz yüze de görüşüyoruz Türkiye'ye geldiğim zaman. Nurdancığım, bu gönderdiklerin için değil, hayatımdaki varlığın, desteğin için çok 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 teşekkür ederim. İyi ki varsın. Nurdan adresi istemişti benden, sana koli göndereceğim diye beni kandırmış. Kocaman bir şey çıktı şimdi. Açtım, içindeki bazılarını gördüm. Ama bazı şeyler böyle paketli, onları açarken beni bekle demişti. Koli bana ulaştığında Türkiye'de sabaha karşıydı. Dolayısıyla bu saate bekledim video çekebilmek için. Az önce Nurdan'la görüştük. Aç, ondan sonra konuşalım dedi. Peki dedim. İçerisine not yazmamış bu sebeple. Abur cuburlar var. Öncelikle Eti Karam. Çok seviyorum. Eti Karam gurme biter çikolatalı gofretlerden. 4 taneydi sanırım az önce, çünkü az önce gördüm. 4 tane. Bunları zaten biliyorsunuz. Eğer zaten Türkiye'de yaşıyorsanız diyeceğim, ama beni başka yerlerden seyredenler de var, unuttum. Sonrasında Eti'nin Brownie Intense'leri. Bunlar da çok güzel. 2 tane. Eti Karam bir tane daha çıktı. Bunu yakından şöyle göstereyim. Eti Karam. Sonrasında ben bu tadımca bu barlarını çok seviyorum biliyorsunuz. Bunların paketi değişmiş. %63 oranında fındık ve kuru meyve içerir diyor. Fındıklı bar. Böyle değildi bunun paketleri, değişmiş. Belki içeriği de değişmiştir. Emin değilim. Jelibon'un çocuklar için önce ekşi sonra tatlı adlı bu jelibonu gelmiş. Bunu tabii ki Yoshi'ye yedireceğim. Şuradan böyle şeytan şeyi çıksın. tabii ki. Sonrasında bana daha çok su içme demek istedi. Ne dedi bilmiyorum ama pipet yollamış. Bir an adını unuttum bunların ne olduğunu. Burada Türkçesi yazıyormuş aslında. 2 tane kağıt pipet. Bunlar çok moda biliyorsunuz Instagram fotoğraflarında falan filan. Desenli böyle çiçekli miçekli. Tabii ki bütün içeceklerime onları katacağım. Kağıt pipet nasıl oluyor ya? Suyun içinde erimiyor mu? Yani koyduğunuz içeceğin, bilemedim. Sonrasında bunu bilmiyorum. O ses benden çıktı değil mi? Invite adlı mini roll cake. İlginç. Şöyle. Sonrasında tadımcanın en bayıldığım Antepli barı. Anteplisine bayılıyorum. Bunun tamamı yeşildi böyle. Şimdi yarısı böyle beyazlaşıyormuş. Ne olmuş anlamadım. Sonrasında Take Me to Travel adlı bu mandallarla göndermiş çok şapşiler. Fotoğraflarınızı falan filan asmak için defterlerinizi de belki kullanabilirsiniz. Ayrıca niyetine. Hepsi güneş gözlüklü ve gözlüklü. Çünkü ben gözlük kullandığım için, hatta gözlüğüm burada. Aslında ben gözlüğüm yokken göremiyorum sizi. Ama şu an çok parladığı için kamerada. Mecbur çıkarıyorum. O yüzden bazen videolarım netlemiyor ya, o yüzden gözümde lens yok. Gözlüğüm yanımda. O yüzden yani beni affedin. Sonrasında bir tane Faber-Castell poşetinin içerisinde 3 adet çikolata. troll gibi oldu bu. Damak. Bu Yoshi'nin tabii ki. Yoshi damak çok seviyor. Ya bu Nestle'nin 1927 %73 ve %82 kakaoluların paketlerine bayılıyorum. Duvar kağıdı falan yapısı var. Renklerine, dokularına. Çok bayılıyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Bir daha söylersem olmaz. Bu falçata gerekli. Bunu açarken özellikle dikkat etmem gerekiyor. Bunda kitap olduğunu düşünüyorum. Evet, kitap, ama ne olduğunu göremiyorum. Açacağım şimdi. Abur cuburlara devam edeyim öncelikle. Sonrasında Nestle'nin ikilisi klasik 155 kakaolu portakallı bitter. Ben portakallı çikolata sevmediğimi birkaç kere videolarımda söylemiştim. Ama deneyeceğim. Bu bana evrenin mesajı olsa gerek. Şu an elimdeki diğer ürün de portakallı. Nurdan bana korkularının üzerine git falan böyle istiyor. Korkmuyorum portakallı çikolatadan da. Aslında hiç yememiş de olabilirim, biliyor musunuz? Yoshi benim bu huyuma çok kızıyor. Yoshi ile evlendikten sonra değişen huylarımdan biri bu aslında.
Ben bir şeyleri görüp ben yemiyorum teşekkürler diyenlerdendim. Hala biraz daha öyleyim ama %80 bu düzeldi. Yuşen hep bana der ki bir kere tat, sevmezsen anlarım. Bir kere dene ama. Bir kere dene, bir kere dene. O yüzden Nurdan da bana aynısını söylüyor sanırım. Oh my god. Aman Allah'ım. Elimde şu anda 3 adet portakallı çikolata var. Nurdan ne yapıyorsun? Bitter çikolata kaplamalı Fiorella adlı. Bunları hep deneyeceğim. Söz veriyorum, portakallı çikolataları deneyeceğim. Bu da Nestle'nin, bunu göstermiştim sanırım. Şöyle. Ve bir de biskolatanın piyası. İçinde baya baya portakal var, bunu da deneyeceğim. Portakalı çok seviyorum. Bu arada yanlış anlaşılma olmasın. Meyve olarak portakala aşığım hatta. Ondan sonra bir tane hoş beş var. Sütlü ballı kremalı gofret. Buna bir tane şey takmış böyle fiyonk. Buna özel bir anlamı var mı acaba? Bir de sanırım bunlar Nurdan'ın favorileri. Onlara mı taktı sadece? Bir de eti pizza krakere takmış. Eti pizza krakere bayılıyorum. Ve evde de bitmişti. Hatta eve gelen Japonlara ikram ettiğimde de herkes var ediyor etinin pizza krakerini. Torku'nun davet, buna da bayılıyorum. Bunlar ağızda dağılıyor. Çok güzel oluyor. Davetin fındıklısı. Sonrasında Torku'dan tam yulaflı bisküvi. Şöyle. Buna da yapıştırmış arkadaşım. Bu da favorisi herhalde. Dankek lokmalık çıkarmış. Bunları daha önce görmemiştim. Havuçlu tarçınlı. Bunu Yoshi yemeyecektir. Çünkü Yoshi tarçın sevmiyor. Bu tamamen benim. Teşekkür ediyorum. Ve. Tadımcı Antepli ikinci çıktı. Oley. Çünkü en sevdiğim. Sonrasında Fiorella markasına ait, bunu da ben bilmiyorum, sütlü çikolatalı. Şöyle bisküvi ve çikolata çıktı. Bunu da deneyeceğim. Sonrasında ilk göstermiş olduğum Invite'in mini rolundan bir tane. Sanırım bir tane bana, bir tane Yoshi'ye kafasıyla, yani mantığıyla gidiyor. Ya da hepsi benim de olabilir. Etinin Brownie Intense iki tane daha. Ve bunları açacağım şimdi. Bu da açılacak. Bir tane DNR poşeti var, açılacak. Ve 3 tane çikolata. Tadellelere ben bayılıyorum. Çocukluğumdan beri var. Hepimizin çocukluğundan beri vardır bu videoyu izleyenlerin. Bunlar yeni çıkmış sanırım. Melek bana gönderdiğinde görmüştüm. Melek bana sarıl göndermişti. Şimdi bana Nurdan diyor ki gör, sev ve öğren. Nurdan'dan gelen abur cuburlar bu kadardı. Aslında devam mı etsem, burada ayırsam mı bilmiyorum. Bu videoyu nasıl devam edecek bilmiyorum ama şimdi Nurdan'dan gelen kitaplara devam edeceğim. Nurdan'dan gelen DNR paketiyle devam ediyorum. Oh my god! Buna falçata gerekmiyor çünkü şuradan çıkarabilirim mi diyeceğim. Falçata çikolataların altında kaldı. Falçatayla açıyorum. Ya annem bana içinden çıktı. Annem bana zarf gönderdi. Zarfı makasla keserken içindeki body'yi de kestim. O günden beri korkuyorum bir şey açmaktan. Kız ne yaptın sen? Ay delisin Nurdan. Bana Pilot'un Friction boya kalemlerini göndermiş. Kız ben bunları ilk çıktığında aldım ya. Japon, zaten bu Japon ürünü. Deli kızım benim. Ben çok teşekkür ederim. Ay deli. Söylesene, sorsana. Kaligrafi stickerları. Bak buna çok sevindim. Yani buna da sevindim. Şey olmasın da, Nurdan'la aramızdaki samimiyete dayanaraktan böyle konuşuyorum. Sakın yanlış anlaşılma olmasın. Nurdan bana kırılacak, alınacak değil. Çünkü birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Bir sorun yok. Sonrasında Pensa'nın simli kalemleri. 10 adet. Pensan Türk markası diyebiliyorum. Jel olduklarını düşündüğüm simli kalemler. İçerisinde gold var, gümüş var falan filan. Bunları deneyeceğim. Çok merak ediyorum. Şu an açamıyorum çünkü daha bir sürü ürün var. Kedili post-itler. Kedili post-it almış. Şöyle içinde ince inceler de var. Kalınlar var. Yapılacaklar kısmı da var.
bunun adı neydi? Easy Ergo adlı kalemini de göndermiş. Deli kızım ya. Sağ elle 1.4. Çünkü ben kalemli kalın yazan kalemleri çok seviyorum. Stabilo çok teşekkür ederim ya. Niye böyle bir şey yaptın? Sonrası ya ince düşünceye bakar mısın? Faber-Castell'in 1.4 uçlarını da almış bana. Hani bu kalemi kullanacaksın. Ucunu bitirince uç arama diye. Deli kız 2 kutuda uç almış bana. Bu kadar ince düşünmeyi nereden becerebiliyorsunuz bu kadar ince düşünceyi? Ve ah not çıktı. Bunu okuyacağım şimdi. Bir tane de defter çıktı. Ama puzzle gibi bir defter. Size de göstereyim şöyle. Bunu açmak için... silikon bu kapak. Aa, hepsini çıkarabiliyorum istersen. Şey Lego değil, Lego puzzle. Lego değil. Şöyle açıp içi çizgisiz. Çok havalı bir defter. İsterseniz bunu çıkarıp içine başka bir defter de koyabilirsiniz sonrasında. Markası falan yazmıyor. Nereden aldığını da bilmiyorum. D&R poşetinden çıktı ama İlk defa görüyorum ve böyle bir defterim yoktu. Buna benzer bir defterim de yoktu. Yoshi bunu benden alabilir biliyor musunuz? O böyle egzantrik şeyleri çok sever çünkü. Vallahi canı sıkıldıkça aç puzzle yap yani. Hepsi çıkıyor. Oy! Oy! Hepsi çıkıyor bunların. Ve sırada kitaplar var. Ama bu videoyu burada kesiyorum. Çünkü abur cubur ve kırtasiyeler burada olmuş olsun. Kitapları da bir sonraki videoda göstereceğim. Canımın içi kırtasiyesiz bir kargo olamaz öyle değil mi? Hepsi de son gözlülerimden. Özellikle Stabilo kurşun kalem friction silinebiliyor. Niye silme gereksinimi mi duyayım bilmiyorum ama insan bahane arıyor işte. Severek kullan her birini demiş. Canım Nurda Hanım çok teşekkür ediyorum.